Nerede şu an? Şu anda Sayın Valimiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız bu dayanışma ve yardımlaşma sürecinde büyük Türk futbol ailemizle hepimiz bir aradayız. Devletimiz, kurumlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Futbol Federasyonumuz. Değerli arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepimizi derinden sarsan büyük bir afet yaşadık. Kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu büyük afetin sonucunda milletçe olağanüstü bir dayanışma başladı. Özellikle bugün bu dayanışmanın en büyük örneğini hep birlikte Trabzon'da yaşıyoruz. Şu anda Sayın Valimiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız, Birinciliği Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız, bütün başkanlarımız, hepimiz bir aradayız. Devletimiz, kurumlarımız, vatandaşlarımız hep birlikte harekete geçtik. Bu dayanışma ve yardımlaşma sürecinde büyük Türk futbol ailemizle yeniden son derece güçlü bir şekilde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Futbol Federasyonumuz, kulüplerimizle sürekli istişare halinde afet bölgesinde ne yapabiliriz diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de bu dayanışmanın bir adımını daha attık. Trabzonspor'un Basel ile oynadığı maç birlikteliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sürece katkı sağlayan tüm kulüplerimize, taraftarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir sonuç alarak bu birlik beraberliği taşlandırmış olduk. Trabzonspor'umuz 1-0 galip geldi. Yardımlaşma ve dayanışmamızı daha ileri boyuta taşımak istiyoruz. 1 Mart 2023 Çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonumuzun öncülüğünde tüm kulüplerimizin katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle uluslararası boyuta örnek bir kampanya başlatacağız inşallah. İsmi Omuz Omuza Türkiye. Özellikle bu organizasyonun başta süperli yayıncı kuruluşumuz Bein Sports olmak üzere tüm spor kanallarımızın bu tarihi ve anlamlı ortak yayında bir arada olmasını arzu ediyoruz. Ve bu anlamlı yayında ekranların bütün spor kanallarına açık olmasını istiyoruz. Büyük futbol ailemizin tüm değerli kurumları, fertlerinin katılımıyla daha önce bir 1000 konteyner sözü vermiştik. Bu 1000 konteynerlik sözümüzü binlerce yapmak istiyoruz ve 40-50 bin kişinin yaşayacağı bir örnek mahalleler oluşturmak istiyoruz. Özellikle depremzede vatandaşlarımızın geçici barınma merkezlerinde sağlıklı konaklamalarını sağlayacak bir organizasyon başlatmak istiyoruz. Bu büyük afetten etkilenen bölgedeki altyapıdan A takıma kadar kadın, erkek tüm futbolcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, gözlemcilerimize, kulüplerimize hep birlikte sahip çıkarak dayanışma ve yardımlaşmamız süresinde OHAL ilan edilen şehirlerimizde kulüplerimizin liden çekilme taleplerini yönetim kurulu kararımızla kabul ettik. OHAL bölgesi dışında depremden etkilenen kulüplerimizle de sürekli iletişim halindeyiz. Onların da ihtiyaçlarını tek tek dinliyoruz. Onlara da çözüm olmak için elimizden gelen desteği yapmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Ve liderlerine devam etmelerini istiyoruz. Sporun birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz bu örnek organizasyonda dünyadan da futbol ailesinin değerli üyelerini davet ediyoruz. Fenerbahçe formasıyla enkazdan çıkan vatandaşımıza sevinçten gözyaşı döken Trabzonsporlular, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar,
ya da enkazdan çıktığı anda en büyük Beşiktaş diye bağıran evladımızın coşkusuyla sevinen Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Trabzonsporlular ya da bugün yarın Fenerbahçe Stadyumunda kan bağışında bulunan tüm takım taraftarlarımızı birbirlerinin stadyumlarında afet bölgesi için aynı bağış organizasyonları yapan tüm takım taraftarlarımızı 1 Mart'ta başlatacağımız Omuz Omuza Türkiye kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Bu afet sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için hep birlikte omuz omuza vereceğiz. Omuz omuza verip gelecek nesillere örnek olacağız. Omuz omuza gözyaşlarımızı sileceğiz. Omuz omuza verip dertlerimize hep birlikte derman olacağız. Tekrar ilk günden bu yana bu büyük birlikteliğe en ufak katkı sağlayanından en büyük bağış yapanına kadar büyük futbol ailemizin tüm fertlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve yakında omuz omuza dayanışma ve yardımlaşma organizasyonuyla ilgili daha detaylı bilgi vereceğiz. Dayanışma ruhumuz daim olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.